Başbakanı Bayan Akşener. Büyük danışmanlık kardeşleriyle kucaklaşmak, resmeşmek için geldi. Akşener, büyük danışmanlık kardeşleriyle buluşuyor. İşte büyük danışman, işte başbakan Bayan Akşener. Bir ormanlar gölgesinde gözlerinde cesaretin onur ve dürüstlüğü, yüreğinde yollak sevgisiyle Türkiye'nin cesur, kararlı, hızlanan lideri İYİ Parti'nin genel başkanı, Türkiye'mizin başbakanı Bayan Akşener. Hoş geldiniz sayın genel başkanım, sefalar getirdiniz. Milletin güneşi büyük karıştırandan doğuyor. İyi yürekler oynuyor. Başbakanımız Bayan Akşener sizlerle buluşuyor. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Sağ ol, hoş geldin. Sağ olasınız, çok teşekkür ederim. Evet, öncelikle bugün burada sizlerle beraber olmak benim için çok büyük bir onur. 20 Ocak 2020'den beri ben il il, ilçe ilçe, dükkan dükkan geziyorum. Çünkü uzun bir zamandır fark ettik ki siz konuşulmuyorsunuz. Yani burada yaşayan bir ev kadınının derdini konuşan yok. Atanamayan bir gencimizin ne hissettiğini konuşan yok. Ayçe yetiştiricisinin çayır tırtılıyla ne halde olduğunu konuşan yok. Çeltiğin durumunun ne olduğunu konuşan yok. Besicilerin halinin nice olduğunu konuşan ve çözüm üreten yok. Siftahsız esnafın akşamı nasıl getirdiğini konuşan yok. Eczanelerin veresiye defterleri oluşmuş, ilaç almak için bile imkanı kalmamış insanlarımızı konuşan yok. Ama ne konuşuluyor? Hain misin, değil misin? Terörist misin, değil misin? O musun, bu musun? Şu musun, şucu musun? Konuşuluyor. Bakın, ben Rumeli göçmeni bir ailenin çocuğuyum. Evladı Fatiha'nın. Mübadil göçmeni bir anne babanın çocuğuyum. Bizim en büyük özelliğimiz çalışkanlığımızdır. Yani inanılmaz bir derecede biz çalışırız. Şimdi neyi gördüm ama? Ben uzun yıllardır politikada kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışan bir insanım. Ama çok uzun bir zamandır siyasetçi çalışmıyor, siyasetçi sizi dinlemiyor. Bizi yönetenlerden bahsediyorum. Siyasetçi, bizi yönetenler vatandaştan koptular. Ne düşünüyorsunuz, ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Soran yok, anlayan yok. Bunu ortadan kaldırmanın yolu size gelmekten geçti. Sizi dinlemekten geçti. Bakın, Çorlu'nun emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği karşımda. Size neler diyorlar? Sayın Erdoğan size neler dedi? Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman atanamayan öğretmen suçlu, besici suçlu, çiftçi suçlu, esnaf suçlu, en son sanayici suçlu, stokçu, köylü suçlu. Ya baba, bunların dışında herkes suçlu. Ama bunun değişmesi lazım. Şimdi bakın, fındık için ben Karadeniz'e gittim. Dedim ki 74 lira açıklayın. Bu 74 lira tek tek girdi maliyetleri hesaplanarak ve fındık üreticisinin o kışı, bu seneyi rahat getirebilmesi için son derece dikkatli hazırlanmış, çalışılmış bir rakamdı. Kaç açıkladı Sayın Erdoğan? 54 lira. Yani 20 lira fark var. Kimin cebine gitti? İtalyanların cebine gitti. Şimdi bir örnek daha söyleyeceğim. 24 milyar lira Türk Telekom'dan aldı, yani sizin cebinizden aldı, Haririlerin cebine koydu.
Haririler aile dostu, ayıp olurmuş. Peki size ayıp olmuyor mu? Siz üretim maliyetlerini karşılayamadığınız için hayvanlarınızı besicilerden, süt üreticilerinden, Türkiye'nin her yerinden bahsediyorum, kesime gönderirken ayıp olmuyor. Bu sene Nisan ayında gübre atamadılar çiftçilerimiz tarlalarına ve ilaç konusunda mecburen atamadılar, çok pahalı. Girdilere yetişemiyorlar, çok pahalı. Ona bakmak yerine ona ayıp olmuyor ama Harirlere ayıp oluyor. Bu 24 milyar lira bitmedi. Anka Park diye Ankara'da bir tane ucube sistem yapmışlar. Sayın Mansur Yavaş'la beraber gittik, gezdik. Ne kadara mal olmuş biliyor musunuz? 801 milyon dolara. Türkçesi 14 milyar lira. Toplayın 24 ile 14'ü, 38 milyar lira. 38 milyar lira sizin cebinizden alınıp birilerinin cebine konulan bir para. Şimdi bundan ne yapılabilirdi? Nisan ayında bedava gübre atması için çiftçiye destek olunabilirdi. Bedava gübre verilebilirdi. İlaç verilebilirdi. Hayvan besicisine %50 indirimli yem verilebilirdi. Mazotta %35 indirim yapılabilirdi. Bu 38 milyar lira ile önemli bir bölümü EYT'lilerin çözülebilirdi. Ve daha ilginç bir şey, ortaokul, lise ve ilkokulda okuyan devlet okulu öğrencilerine birinci sınıftan lise son sınıfa kadar sabah kahvaltısı ve öğle yemeği verilebilirdi. Bunun yerine bakın iki kalemde sizi soyuyorlar. Siz çocuklarınızın okuması için cebinizdeki ne varsa ortaya koyansınız. Gıdanızdan kesip çocuklarınızı okutansınız. Ama buna karşılık 58 puan alan, ayısı olan, dayısı olan gençlerin tayin edildiği bir ülkede 92 puanla sizin çocuklarınız tayin edilmiyorsa işte burada çok önemli bir haksızlık var demektir. İşte şimdi ahanda aynen o. Şimdi bunun yolu sizin dertlerinizi siyasetçinin konuşmasını sağlamak. Tam 2,5 yıldır geziyorum ben. Şimdi 3. tura başladık. Bu 3. turda da tek tek sizi dinleyip sizin sorunlarınıza çözüm üretip bu sorunu ve çözümü kamuoyuna mal edip siyasetçilerin bunlar üzerinden rekabet etmesi. Siyasetçilerin sizin dertlerinize çözüm üzerinden yarışmasını bu ülkede sağlayacağız. Yani bunun anlamı ne biliyor musunuz? Karşımda bakın lokum, kuru yemiş, baklava, kahve satan bir dükkan var. O arkadaşımızın müşterisi veli nimetidir. İşte seçmen de siyasetçinin veli nimetidir. Sizden artık hiç korkmuyor bunlar. Çünkü ceketimi atsam, şapkamı atsam seçilirim diyorlar. Peki şuculuk buculuk üzerinden birbirine düşürülen seçmen veli nimet olur mu? Olmaz. Onu dinler mi? Siyasetçi dinlemez. Çünkü yorulur. Yani dert dinlemek kolay mı? Yorulur. Ona çözüm üretmek kolay mı? Yorulur. Şimdi benim sizden istediğim şu. 5 maaş, 10 maaş, 11 maaş, 15 maaş alan danışmanların bulunduğu bir ülkede bu düzen harami bir düzendir. Bu harami düzeni beraber el ele verip helal oylarınızla demokrasiyle sandıkta emekliye sevk edeceğiz inşallah. Bu harami düzeni birlikte yıkacağız. Ve çaldıklar da yanlarına kar kalmayacak, merak etmeyin. Ayrıca şunu söyleyeyim. Bakın bugün buradan gezdiğim her ilçede
ayçiçeğine dair fiyat açıklayacağım ki ağlar öğrensin öğrensin. Tembel tenekeler öğrensin. Şimdi bütün maliyetleri hesapladık. Üzerine %20 kar koyduk. Ortalaması yani sulu ve kuru ayçiçek tarımının sonuçları itibariyle ikisinin paçalı 15.1 lira. Sulu ayçiçek tarımı sonrasında elde edilen ürünü 13.6 lira açıklamalı. Kuru ayçiçek tarımı neticesinde elde edilen ayçiçeğe de 16.6 fiyat açıklanmalıdır. Şimdi bunun takipçisi olacağız. Siz de bunu talep edeceksiniz. Siz de konuştuk. Maliyetlerinizi hesapladık ve size sadece %20'lik bir kar payıyla bu sonucu açıklıyor. Yani atmasyon uydurma bir sonuç değil. Tarım Bakanlığı'na tarımla alakası olmayan insanları atayan bu zihniyet. Süt üreticilerinin Ulusal Süt Konseyi denilen gruba inekten ineği görse kaçacak, hayatında ineği olmamış insanlara atayan bu zihniyeti bakın en kısa sürede el ele verip hattaya göndermek bizim görevimizdir. Allah'a emanet olun, saygılar sunuyorum. Oradan borç alıp oraya. Sizi gördük, biz de memnun kaldık. Hiç kimse konuşmuyoruz. Hiçbir parti değil yani. Parti falan değil. Ne milletvekillerimiz, bizim ne başkanlarımız, hiç kimse bize halatım sormaya daha gelmedi. Herkes koltuğa geleyim de nasıl olursa olsun, kim ne yaparsa yapsın. Burada kadar nasıl zor durumda olduğunu kimse söz konusu etmiyor. Geleceğin başbakanına hoş geldin. Sağ olun, hoş bulduk. İşler nasıl? Çok İşler şimdi bu ülkede ekonominin çöktüğü yerde işte bu. Evet. Beybanın kilosu 160. Kuzeyce'nin kilosu 200 lira. Dana etin kilosu 250 lira. Peynir 110 lira. Domates 15 lira. Ekonomi çöktü. Ama onun yüzü yok. Ben burada 18-19'dan beri böyleyim. Tam bu yüzü gibi daha böyle bir şey kattı. O vaziyette yani. Sade efendi karışanda 18 sene lokanta. Saat 12 ve 2 arası. Herkes ne sattı sattı ondan sonra burada oturuyor. Oturuyorsun. Valla şimdi bir, az önce şey de oldu burada. Bir arkadaş geldi. 25 liralık kuşbaşı aldı. Yani 25 liralara kadar düştük. Yani bir de... Baba olmuşsun. Evet. Ben 35 senelik burada esnaflık yapıyorum. Oğlum bu işin içinde olmasaydı şu anda kapamıştım. Yani kazançlarımız artık bir şeylere yetmiyor. Yani maliyetlere evli yetmiyor. Evli misin oğlum? Evet, evli. Çocuk var mı? Şu an yok. Gelin çalışıyor mu? Çalışıyor. En azından kurtarmışsın orada. Canım benim. Şartlar o kadar ağırlaştı ki yani biz ne satsak alıp yerine koyamıyoruz. Bugün kasaptan alıyorsun yine bugün zam var. Yani manava gidiyorsun zam var, suya zam, her gün zam var. İşin içinden çıkılmaz haldeyiz yani şu an. Yani buna muhakkak ne bileyim bir şekilde iletilmesi lazım baştakine. Gerçekten derdimizin dinlenmesi lazım. Zor durumdayız yani. İşin içinden çıkacak gibi değiliz yani. Yani çalışırken batacağız yani. Bu kadar basit yani. Çalışırken batıyoruz yani. Çalışırken batıyoruz. Aynı şekilde evet. Yani. Yorgunluktan evde nerede yaptığımızı bilmiyoruz ama batıyoruz yani. Hele gene şu 6-7 aydan beri yemin olsun ki batıyoruz yani. Başkanım ben de genç bir çiftçiyim. Evet. Sizde durum nasıl? Yani... 365 günün 2 günü çalışıp 363 günü yatanlardan değiliz. Böyle lanse ediliyor ya. Hayır, kesinlikle öyle biri değiliz. Artı cebimizde 10-15 bin liralık telefonumuz yok. Yani çok yoğun çalışıyoruz. Kendimiz için. Göster ellerini. Bize telefon soruyor da. Aslı ben de ellerini gösteriyorum. Gördünüz mü ellerini? Bakın. 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 Dün sulamadan geldi. Anladım. Aynı şekilde. Kimse yemeğe karşılığını alamıyor. Şeyi söylüyorum. Yani telefonu çıkar onu bilmem ne diyenlere ben, al sana. Ben onun için zaten söyledim başkanım. Evet, bak sizi biz kurtarıcı olarak görüyoruz. Geçen yıl ayçiçeği teslimatı yaptık. Biz bir sürü yer varken biz tarım krediye ayçiçek teslim ettik. 5400 liradan hesap kesildi başkanım. Ve hiç gidecek bir yerimiz yok. Biz bunun farkını vereceğiz, sizi mağdur etmeyeceğiz dediler.
Fakat yağlı tohumlar fark verdi, biz farkımızı alamadık. Ve hangi kapıya gittiysem bunu hiç dile getirmedi kimse. Sizden ıstırhamım. Lütfen. Bakın yüzümdeki ifadeyi görebiliyorsunuz değil mi? Bu çalışma çalışkanlığın ifadesi. Bunu lütfen dile getirin. Tamam. Süre varken. Yayınlayacağız zaten. Süre varken. Senin ağzından yayınlayacağız. Süre varken. Çok yazık, çok günah. Biz gecemizi gündüzümüze kattık. Fakat çoluk çocuğumuzun rızkını kusura bakmayın ama yani mağdur edilmek istemiyoruz. Çok yazık. Yani 50 yaşlara gelmeden bir tükenmişlik sendromuna gireceğiz yani burada. Gerçekten önümüz karanlık. Yani artık ülke değiştirmeyi bile düşünüyoruz yani. Sen kimsin? Ben de burada çalışan. Kaç yaşındasın? 18 yaşındayım. 18. Sabah akşam çalışıyorum. Benziyorsunuz da akraba zaten. Beraber çalışıyoruz. Beraber çalışıyoruz. İşte baka baka benzemişiz. O daha yeni tercih yapmış şu anda. Üniversite sınavında. Evet. Nasıl sınav sonuçların nasıl oldu? Güzel. Nereyi tercih edeceksin? Yani olursa yurt dışı tercih ederim de yine buralara gitmeye çalışacağım. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben de Kastarı Kamış'ta geldim buraya geçinmek için. Geçinmek? Tabii. Orada hani burada çalışıyoruz. Evet. Asgari ücreti ama durum kötü, geçinemiyoruz. Çok zor durumdayız. Yani bizi kurtarın. Kaç çocuğunuz var? Tek çocuk var. Tek çocuk tabii var. Tabii bir çocuğa kaç yaşında? 3,5 yaşında. Gelin çalışıyor mu? Gelin daha yani iyi. Eşiniz. Yok şu an ben çalışıyorum. Ben gelin demiyorum. Yok şu an çalışmıyorum. Çalışmıyor. Tek ev kira. Ev kira. Peki ne yediriyorsunuz çocuğa şimdi? Vallahi, mama işi bitti mi? Normal yemeğe geçti normal mi? Normal yemeğe geçti. Allah ne nasip etsin. Bu akşam mesela ne pişirdi gelin? Ya en fazla. Ara bakayım. Arasam da ara. Şu an ne pişirdi? Sadece ne işte ben dün akşam ne yediniz? Makarna yiyeceksin. Ne yiyeceksin başka? Her gün et yemezsin ki. Her gün kilosu kaç para? Hadi. Şeyde, kurbanda ne kadar pay geldi size? Çet geldi mi? Yani kimler ne yapacak ki? Nasıl gelecek? Herkesin durumu belli yani. Ha ben şimdi kesen verir ya birbirine. Özellikle burada küçük başçıların %70'i elinde kaldı. Mesela 5000 liraya kurban çıkardı burayı. 2700'e satamadı bıraktı. Büyük başta durumu olanlar zaten artık insanlar sınıflandırmaya başladı ya işte bir alt kademe bir üst kademe. Üst kademe olan da büyük başlara girdi. Küçük başlara şu anda gidin hayvancıları dolaşın. Esas ders sahibi onlar. Hepsi elinde kaldı yani şu anda hiç onlar bizden de daha kötü durumda. Başkanım uzun lafın kısası sizi biz aşırı şekilde güvenle kurtarıcı olarak Allah görüyoruz. İnşallah sonuna kadar yani, sizi ekleyeceğiz. Öyle bir İnşallah. Beklentimiz var ki. Allah nasip etsin başa geldi. Enflasyon nasıl bir şey oluyor? Enflasyonla ilgili şimdi aslında bu şu hale gelmezden yani 3 ay evvel bir yılın sonunda %9'lara inecek diyor idik. Hesaplı kitaplı onları öyle izah ediyoruz biz. Ama şu anda yani bir yıl içinde %9'a indirmek kolay görünmüyor. Mümkün değil şu an bizde. Bak bu netlikte söylüyor. Ama neredeyse %70-75 açıklanıyor da %100'lerde olan bu enflasyon %20'lere çekmek mümkün. Yani onun çeşitli bir güveni. Evet. Yani bu ülkede kimse yatırım yapmıyor artık, evet. Önünü göremedi. Evet. Bunun için güven. İki, şimdi AK Parti il başkanı veya ilçe başkanı ile 1000 liralık veya 1 milyon liralık bir alışveriş üzerinde mahkemelik oldunuz. O mahkemeyi kazanabileceğine inanıyor musun? Hayır, şey, tamam, yani. Bak anladınız mı? Bak. Yani güvensizlik zaten. Anlatmaya yani. Çalıştığım şey şu, demek ki hukukla ilgili güvenin oluşması gerekiyor. Tabii. Bunlar çok hızlı yapılacak işler. Demin siz yoktunuz dedim ki çalmazsan, çaldırmazsan, israf etmezsen, ettirmezsen zaten Türkiye'nin imkanı değil. Şey en büyük şeyimiz bu zaten. Ha, bir de güveni sağladığın zaman evet. Yani vatandaşın geleceğe dair güveni sağladığın zaman bir yıl içerisinde %20'ler civarında yani çift rakamdan indirmek mümkün. Ama 3 ay evvel %9'lara bir yıl sonunda indirebiliriz diyorduk.